8 Ağustos 2018 Aydın Nazilli Yedikaltı köyündeyiz. Evet. Sabahattin Çelik bahçesindeyiz. Sabahattin Çelik'in bahçesindeyiz. Rekor gelişim müşterimiz. Burada incir bahçelerinde rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. Sabahattin Bey, burada ne oldu? Ağaçlarımız neydi? Öncelikle toprağımızın yapısı neydi? Ne oldu? Daha sonrasında ağaç gelişimi ve diğer konulardan bahsedelim. Şimdi daha önceki yıllarda bahçemiz sapsarıydı. Biz bu rekor gelişimini atmayı başladıktan sonra yaprakları sarıydı. Yaprakları sapsarıydı. Fazla döküm olmuyordu. Her filizde ikişer, üçer tane, dörder tane incir yaparken bakın işte bir dalda 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. Peki Sabahattin Bey, bu sene verim konusunda yıl nasıl gidiyor? Bu sene verim konusu da çok güzel. Hayır, yani Aydın genelinde baktığımız Aydın zaman genelinde, incirle alakalı. İncirle alakalı nasıl? Yağmurlardan dolayı çok etkilenen yerler var ama evet. Rekor gelişim atılan yerlerde çürük de yaptırmıyor. İncirin içine bal yaptırıyor. Bal yaptırıyor. Şöyle gösterelim. Bakın işte rekor gelişim çekelim. Atılan dallar da beyaz bakın. Şöyle gövdesini de beyazlaştırıyor. Şimdi Sabahattin, buradaki ağaçların zaten kök uyuzu dediğimiz kökle tabii, alakalı bir sıkıntısı var. Kökle uyuzu olan kök hastalığı olan çelik marazı olan ağaçlarımız vardı. Bu rekor gelişimle hepsini tamamen %99 tamamen yok ettim güzel yani. Ki. Onlar şu an iyi. Çok güzel. İşte çekimini de yapabilirsiniz. Şöyle güneş yani, geliyor ama kısaca bir gösterelim. Şu arkana göster şu istersen. Şu ağaç şu bak arkada. Mesela. Şöyle görünüyor. Yani bunlar altın sarısı gibiydi bu bahçe. Bunlar hastaydı değil evet, mi bu ağaç? Yani bunlar hastaydı genelde. %90 yani %70 %80'i hastalıklıydı yani. Sapsarıydı bunlar. Burası kaç dönüm? 11 dönüm burası. 11 dönüm. Toplam 600 kilo incir yaparken yaklaşık 1700-1800 kilo kuru incir alıyorum sadece bu yerden. Peki toprağınızın yapısıyla alakalı, sulamayla alakalı ne söyleyebilirsiniz? Tabii bizim buralar güney kısmı olduğundan dolayı evet. Su fazla tutmadığı için yani senede bir iki defa sulama yapıyorum. Yetiyor yani rekor gelişimle. Peki bu sene sizin sulamanızla diğer bahçelerin sulama arasında fark var mı? %100 sulama sayısında. Siz kaç kere suladınız? Ben iki defa suladım. Onlar ikinci aydan beri suluyorlar. İkinci aydan beri suluyorlar. Hemen bahçemin bitişindeki biraderimin yeri ikinci aydan beri suluyorlar. Ben daha iki defa suladım. Anladım. Şöyle gösterelim oraya da. Şu aşağı doğru ağacımızda. Efendim Engin'im. Ya aradım işte Engin Sebahattin abim yani kepçe bekliyorduk da ondan arıyordum gedik altından. Şunu gösterelim. Buraları. Tamam Engin'im bekliyoruz da. Araları. Tamam kardeşim tamam. Şu yukarıları da gösterelim. Belediye başkanı şoförü arıyorlar. Şöyle gidelim. Tabii burada şimdi Serhan'ım bak şöyle bir şey var. Şimdi burada şöyle bir durum var. Evet. Burada iki gün önce de burada bir afet de oluşmuş herhalde. Tabii canım afet de oluştu. Oluşmuş. Afet oluşmasına rağmen rekor gelişim atılan ağaçlarımızda fazla çatlama da yok. Çürük incir de yok. Çürük incir yok. Bu zaten incir yetiştiriciliği için. Evet. Üretiminde önemli bir konu. Şöyle gösterelim şuraya doğru da. Bahçemizi gezelim. Serhan bak. Bak bir tane dalında çürük var mı? Şöyle. Çatlama var ama o da havanın etkisinden dolayı. Ama yıl bu sene şey anlamında bak incirle alakalı bu sene yıl. Evet. Şu şekilde gidiyor. Evet. Bak şu sürgüne. Evet. Ama şöyle bir durum var. Bu ağaçlarınız geçen sene hasta olan. Geçen sene bu öyle bir hastalıklıydı ki bu ağaç. Yani ben bunu 700-800 gram attım. Rekor gelişimle ağaç süper oldu yani. Gövde renkleri de değişti. Evet yani. Mesela şurayı gösterdik. Şu karşı tarafta mesela yukarılarda uzaktan bile seçilebiliyor. Sarı sarı bahçeler. Evet. Onlar yani ikinci aydan beri sulanıyor mesela. Sulanıyor. Ben sadece iki defa suladım yani. Şöyle ağaç canlılığı. Bak,
Baksana kardeşim sürgüne. Her şey gayet güzel. Yapraklar bu dönem. Bak Oğuzhan Bey, gerçekten söylüyorum. Şu bölge var ya, altın sarısı gibiydi. Şu bölge, evet. Şu bölge bahsettiğiniz evet. Yani burası. Altın sarısı gibiydi. Rekor bozuk. Gelişimle, yani burası zaten yok böyle buralarda, bir şey yani. Buralarda zaten birçok şeyi kesmişiz. Evet, herhalde. Kestik. Kurumadan yani, dolayı. Kurumadan dolayı kestik. Hı-hı. Rekor gelişim attıktan sonra ağacın bedenleri bile bembeyaz evet. Oluşmaya başladı. Evet. Bak, Serhan Bey bak, ağacın gövdesini görüyorsunuz yani bak. Bak. Gövde renkleri açılmaya başlamış. Evet. Abi şöyle evet. Yapalım. Rekor gelişim burada kullandık. Evet. Bizim tabii ki rekor gelişim ürünümüz bir ilaç bir gübre değildir. Bunu her videomuzda söylüyoruz. Aynen. Fakat burada toprak yapısı ve iklimden kaynaklı olan öncelikle kök marazı dediğiniz, çürüme dediğiniz olayı burada yendik. Doğru mu? Yendik. %100 yendik. Toprağın kalitesini iyileştirerek. Bunu da nasıl anladık? Siz bu sezon boyunca 2 kere suladınız. Doğru evet. Mu? Evet. 2 defa suladım. Bahçe Şubat ayından beri suluyor. Aynen. Bu sene sezon çok kötü gidiyor. Evet. İklim kötü gidiyor. Evet. Yani yazın ortasında böyle çok dehşet bir yağmur yağabiliyor. Aynen. Dolu aynen. Yağabiliyor. Evet. Buna rağmen meyve kaliteniz, meyve miktarınız, veriminiz güzel. Evet. Ağaçlarınız kendini toparlamış. Evet. Yaprak rengi. Sürgün kalınlıkları güzel. İşte yani kalınlıkların da yani arif tarifi gerek yok. Evet. Görüyorsunuz yani. Görünüyor. Evet. Gösterelim. Serhan Bey bak ağacın gövdesi bembeyaz. Gayet güzel. Evet. Peki şöyle yapalım. Rekor gelişimi öncelikle Nazilli. Evet. Bu bölge üreticilerine ve Aydınlı incir üreticilerine tavsiye eder misiniz? %100 tavsiye ediyoruz. Çünkü... Hı-hı. Ben bu bahçemden 11 dönüm olan yerden toplam 600-700 kilo incir alırken o da kalitesiz evet. Bir üründü. Ama rekor gelişimle yaklaşık 1700 kilo civarında ben bu yerden ürün almaya başladım. Yani bu 3 katına çıkarmış oluyorsunuz. Evet, %300 katına yani. Artmış oluyor. Evet yani. Bu da size çok büyük bir gelir tabii ki artışı canım. Demek. Yani verim artışı evet. Demek. Hem ağaçları düzeltiyoruz. Hem ağaçları düzeliyorsun. Hem de verim arttırıyorsun. Bahçeye gelirken bir iştahla geliyorsun yani. Evet. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizimle paylaştığınız için. Çıkaranlardan da Allah razı olsun. Amin. Bu, cümlemizden. Bir de şunu ben söylemek isterim. Videoyu evet. Kapatmadan önce. Şimdi insanların başarılarını kolay kazanılmıyor. Evet aynen öyle. Bir çaba sarf ediyorsunuz. Aynen, emek aynen. Para sarf evet. Ediyorsunuz. Ama maalesef piyasamızda da bazı denetimsizlikler yüzünden de evet. Değişik insanlar değişik ürünler yaparak evet. Da bunun benzeridir aynısıdır hı-hı. Diye evet, evet. Satabiliyorlar. Yok ben onları da kullandım hı-hı. Ama rekor gelişimi kesinlikle hiçbir şey tutmuyor. Tutmuyor. Bunlara dikkat edilmesini istiyoruz. Evet, evet. Bayilerimizden aynen ve fabrikamızdan temin evet, edilebilir. Evet. Teşekkür ederiz. Biz bakalım de teşekkür edelim. Ederiz. Çok sağ olun.